O neydi yolun ortasında ya? Bir bakayım. Sen ne yapıyorsun burada yolun ortasında? Ha? Karşıdan karşıya mı geçiyorsun? Bak. Bak şuna. Allah'ım şuna bakın ya. Otobanın ortasında burada karşıdan karşıya geçerken burada kalmış. Geçememiş. Oğlum arkadaşların burada oynarken senin ne işin var burada? Ha? Allah Allah, bak bir dersin varsa söyle. Çok tatlısın sen. Bak. Bomba ya. Vallahi sırf onu gördüm otobanın kenarında. Hatta yolumu yani bu taraftan giderken gördüm. Döndüm geri. Sırf onu video çekeyim diye. Şimdi devam ediyorum, tekrar geri döneceğim. Arkadaşlar bu arada Afyon'u geçtim. Afyon tarafındayım. İnanılmaz bir sıcak var. Araba sürekli bir hararet, yani hararet çıkıyor. Hatta az önce böyle bayağı bir fokur fokur oldu. Yani harareti de dün Osman Usta işte saat 12'ye doğru gittim. Gece yaptırdım hararetini. Gece tabi normaldi ama şimdi inanılmaz sıcak. Yani sıcak ve bayır çıkıyoruz. Acaba normal mi bu kadar hararet yapması? Yoksa bir sıkıntı mı var bilemedim. Onu bilmiyorum yani. Daha sonrasında yine 350 kilometre yaptım. Gittim bir benzin aldım. Yine mazot aldım. 380 liralık aldım. Yani hesapladım. 1.08'e falan denk geliyor. Şu anda yine hararet biraz yükseldi, o yüzden durdum. Bu hararet için nasıl çözemiyorum? Fan mı takmak lazım? Bir de yıkamada durdum arkadaşlar. Arabanın böyle dışı komple, işte arabanın içine girdikleri için sürekli. Şu öyle güzel takmışlar ki burada çıkıyor burada. Bunu bir yapıştırmam lazım. Araba yıkama yerlerinde var ya, böyle benzinlerde işte para atıyorsun falan. Ya 1 lira köpük, 1 lira su attım, mazotladım, yıkadım. Bayağı böyle tertemiz oldu. İstanbul'da biliyorsunuz su 3 lira, köpük 2 lira. Korkuyorsun böyle bir iki kere atmaya. Burada atıyorum, yıkıyorum, atıyorum, yıkıyorum. Valla süper oldu o anlamda. Anadolu uygun yani fiyat anlamında. Şimdi İstanbul'a yaklaşık bir 450 kilometre falan kaldı. Yine yollardayım. Yine devam. Arkadaşlar çok sevmem böyle şeyleri ama şu Özdemet'e girdim. Dinlenme tesisi Afyon'da. Ya inanılmaz yani. Yani gerçekten sevmem böyle şeyleri. Hani yiyecek içecek paylaşmayı çok sevmiyorum. Hatta içinde göstermeyeceğim yani. Fıstıklı işte kaymaklı lokum aldım. Yani çok iyi. Yani internet şeyi falan varsa geçerseniz kesin uğrayın. Şu anlamda onların reklamını yapacağım. Hiçbir gelirim yok onlardan. Yani reklam yapma amacım yok. Sadece çok iyi bana şey yaptılar. Hürmet ettiler. Girdim içeri. İşte çay içer misiniz? Dedim içerim. Ondan sonra çay ısmarladılar. Bizden abi çay falan dediler işte. Ben de işte bayramlık anneme babama birer tane aldım. Ondan sonra işte sonra dedim ki kenara geçeyim bari, çay da tazeymiş böyle, bir tane daha içeyim falan dedim. Onlara gözükmeden arka tarafta içtim falan çayı. Dedim hani parasını ödeyeyim yani ikinci defaya falan. Sonra bu da bizden falan dediler. Çay içtikçe bizden diyorlar.
Yani çay ikram ettiler bayağı bir işte. Uygunları da, mesela şunu yarım kilo bu. Yarım kilosunu 25 liraya aldım. Fiyatları da uygun geldi. Sadece onu söylemek istedim. Şöyle göstereyim size. Eğer oradan yolunuz geçerse Afyon'dan kesinlikle bir uğrayın derim. Şuna bak, tek başına duruyor orada ya. İnanılmaz. Tabii Kütahya'ya geldik. Kütahya'ya gelmişken de Kütahya porselene uğramamak olmaz dedik. Bir buraya da uğrayacağım. Bakalım içeride ne var ne yok. Uygun bir şeyler varsa size göstermek isterim. Arkadaşlar bu orta kat biraz pahalı ama bu kat gerçekten alıp gitmiş. Bunlar 8 lira. Hocam. Şöyle kucunu aldık. Burada kiraseler. Arkadaşlar girdim gezdim. İlk katı giriyorsunuz tabii şok. Böyle 2000'ler, 3000'ler, 5000'ler fiyatlar. Efsane.
Ama üst kat değil de en alt kat girerseniz 5 lira 7 lira gayet uygun şeyler var. Vallahi evi düzebilirsiniz yani. Ben 2 tane şey aldım 7 liradan. Öyle hatıra olsun diye. Karavana koyacağım işte. Burası nerede? Burası nerede bilmiyorum. Şimdi tabela var şurada. Tavşanlı Balıkesir. Tam Kütahya ya. Kütahya'nın merkezi herhalde burası. Ya da bilmiyorum. Zeyrekler Otomotiv diyor. Öyle. Şimdi yola kaldığım yerden devam ediyorum. Burdur'dan işte gece çıktım. Saat 2 falan. Bayağı bir uykum geldi. Dedim bir saat falan bir kestireyim. Şimdi karavan olunca da tabii yatak falan. Kestirme durumu güzel oluyor. Dedim bir saat uyuyayım. Alarmı da kurdum. Kaçta inanılmaz sıcak vardı. Yani sıcaktan uyuyamıyorsunuz. Burdur'un da gecesi maşallah bir soğuk. Vallahi o soğukta bir uyumuşum. Alarm duymadım. Sabah bir kalktım saat 8. Yani 6 saat kesintisiz uyumuşum. Vallahi hala yollardayım o yüzden. Bayramın birinci günü yolda geçiyor. Anam babam bekler. Ellerini öpeceğim daha. Tabii maksimum hızım da işte böyle 70 falan olunca yolda bitmiyor tabii. Şu anda ya hareket edeli işte az önceki videoyu çektiğimde hareket edeli bir 5 dakika falan oluyor. Hızım ortalama 60-70 civarı. Harareti görüyorsunuz arkadaşlar. Şuralarda şu anda. Birazdan büyük ihtimal kırmızıya dayanacak. Hava sıcaklığına da bakacağım, hemen söyleyeceğim. Yani hissedilen büyük ihtimal daha yüksek ama şimdi biz Burdur'da tabii 40-41 dereceleri gördük. Kaş'ta 36'yı gördük. Yani şu anda bayır falan da değil yani. Hani düz yolda gidiyorum. Vites düşürmem gerekecek bir saniye. Yani bu hararet şu anda normal mi bilmiyorum. Şu anda 33 derece. Yani ortalama bir bayır, hafiften bir rampa. Ama daha kötülerini de gördük tabii. Valla Kaş'tan dönerken iki yol ayrımı vardı. Finike ve Antalya tarafı, bir de Korkuteli Elmalı tarafı. O sırada da tam telefon çaldı. Navigasyona bakamadım. Ama Korkuteli tabii Burdur'a gideceğim için tanıdık geldi. Tanıdık geldiği için o yola girdim ama girmez olaydım. İstanbul'u bilirsiniz. Belgrad Ormanı gibi öyle dar ve orman içi bir yol. Telefon çekmiyor. Daha sonrasında bayır ama sürekli bayır çıkıyorum. O araba sürekli hararet kırmızıya geliyor. Duruyorum kenarda. Çıktım. Sonra araba yaklaşık 50 kilometreden sonra yolda pat stop etti. Bayırda. Telefon çekmiyor. Ormanın içindeyim. Tek tük araba geçiyor falan. Allah'tan yanımda iki tane kırmızı küçük depo mazot almıştım. Ne olur ne olmaz diye. 10 litreye yakın. Onu koydum. Allah'tan araba hava yapmadan çalıştı. Ve beni benzinciye kadar götürdü. Ondan sonra da bir benzinci tabii bir 40 kilometre falandı. Ama kan ter içinde böyle ha bitti, ha kaldım, ha kalacağım diye gittim. Benim benzin şu anda full ama ibre çalışmıyor. Şu anda dipte gösteriyor yani. O yüzden yanımda depo taşıyorum yani böyle. Orayı da kurtardım. Gittim işte hemen fullledim falan. Ama orada hararetle yani 4 ya da 5 kere durarak
O rampaları çıktım. Daha sonrasında düze geldim. İşte Osman Usta'nın yanına gittim gece. Bir ayar yaptı, söktü. Termostatı falan ayarladı. Ama yine de sıkıntıdayım şu anda yani. Şu anda bakın hararet bayağı yüksek. Yani bununla ilgili bilgisi olan varsa benimle paylaşsın arkadaşlar. Ya fan mı taktıracağız? Yoksa yine termostatla ilgili bir sıkıntı mı bilmiyorum. Osman Usta'yı bir arayacağım. Bugün de bayramın ilk günü çünkü kurban falan müsait değildir. Rahatsız etmeyelim. İkinci, üçüncü günü bir arayıp soracağım yine. Böyle. Şimdilik yollardayım. Devam. Arkadaşlar Bilecik'ten aşağıya böyle saldım. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Vallahi hava serinleyince de hararet bir anda indi tabii. Şeyi keşfettim. Yani deviri 15 ile 20 arasında kullanırsanız hararet çıkmıyor. Hava sıcak olsa da. Yani çok fazla zorlamıyor. Yani deviri 15-20, 1500-2000 deviri geçmemek lazım bu arabada demek ki. O şekilde yapmaya başladığımda böyle yol sürem de uzadı. Şu güzelliğe bak. Yorumsuz.